Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Oldukça güzel yıldız tekniği yuvarlak lif modelimiz var arkadaşlar. Böyle dolu dolu 4 rengim var. Sizler dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Ben bu renkleri yakıştırdığım için bu renklerde öreceğim modele. Kullanacağım tığ numaram 6, 1,40 mm. Ucunu şekilde göstereyim, numarası yok, silindiği için gösteremiyorum. Yabalı arkadaşlar, umarım beğenir, benimle birlikte örersiniz. Modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimizle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıs zincir çektim arkadaşlar. İlk yaptığım zincire battım. Bir halka oluşturdum. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. 3 dolamalı tuttum. Kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar halkanın içerisine girdim. Yine 3 dolamalı bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar 2 zincir. İlmek aldım. Yine halkanın içerisine girdim. 3 dolamalı bir fıstık yaptım. Bu şekilde aralarda 2 zincir çekerek toplamda 6 taneyi tamamlayalım. 6 tane fıstığımızı oluşturdum. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitledim. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Buraya tepe noktasına fıstığın yine 3 dolamalı bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Yine alt dibine bir, ikisini birlikte topladım. Arada yine 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın, sıradaki gelen fıstığın üzerine battım. Yine üçlü bir fıstık tuttum, topladım. Tekrar bir zincir, tepe noktasına bir, kapatmıyorum, yine dibine bir. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Arada 2 zincir. Bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tamamladım. 6 tane fıstığımızı yaptım. Size dediğim şekilde bir tane daha zincir çekiyorum. Bir çekmiştim. İlk yaptığım fıstığın şu şekilde baş kısmına kaydırma yöntemini sabitledim. Bir zincir çektim. Devam ediyoruz. İkinci sıradayız. Hemen buraya yine üçlü bir fıstık yaptım. Kapattım. Tekrar bir zincir. Tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. İlmek aldım. Hemen yine buraya dip kısmına bir. Kapatmıyorum. Yine bir ileriye bir. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Altta bir fıstığımız var. Burada da bir. İkinci sırada olduğumuz için arttırma yapacağız. Sonda ikili fıstık toplayacağız. Arttırma yaparken tepe noktasına bir, hemen buraya dibine de bir fıstık yapıyorum. Yine arttırmamızı yaptık. İkisini birlikte topladım. Altta bir de şimdi iki fıstık oldu. Devam ediyorum. Yine bir sonraki dilime geçiyorum. Aynı şekilde yapacağız. Önce bir kapalı fıstık. Tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum. İkinci fıstığımız açık. Dibine bir. Yine kapatmıyorum.
Bir fıstık daha alıyorum. 3 tane fıstığımız oldu. Üçünü birlikte topladım. Yine arttırmamızı yapacağız. Hemen yine buraya bir fıstık kapatmıyorum. Hemen buraya da bir fıstık yapıp arttırmamızı yapıyoruz. İkile topluyoruz. Arada iki zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Bu sıramızda yine iki fıstık şeklinde sıra başına kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da tamamladım. Zincir çektim. İlk fıstığın oraya kaydırma yöntemini sabitleyerek ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Yine alt sıralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Farklı bir işlem yok. Bir kapalı fıstıkla başladım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir. Dibine bir. Kapatmıyorum. Yine bir ileriye bir. Sıranın sonuna kadar yine üçerli üçerli toplayacağız. En sonunda da ikili toplayarak arttırma yapacağız. Birinci fıstığımızı yaptık. Üçüncü sıramız olduğu için üç tane fıstığımız olması gerekiyor bu sırada. Dibine bir. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. İki tane fıstığımız oldu. Üçüncü sıradayız. Şu an arttırmamızı yapacağız. Arttırma yaparken de her zaman diyorum arkadaşlar, sonda ikili fıstık topluyoruz. İkisini birlikte topladım. Arada iki zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Yine aynı şekilde bütün dilimlerimizi sıra başına kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıradayız. Yine bir kapalı fıstıkla başlıyorum. Kapattım, bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Bu sıramızda yeşil yaprak koyacağız arkadaşlar. Üçünü birlikte kapattım. Burada bir fıstığımız var. Yeşil renk ipimi alıyorum. Yeşil renk ipimi buraya sabitleyeceğim. Şimdi tepe noktasına bir yeşille başlıyoruz. Beyaz rengi de yürüteceğim arada arkadaşlar, altta. Dibine bir. Beyazı da yürütüyoruz. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepesine bir. Bırakıyorum. Yeşili beyazı alıyorum. Şimdi yeşil rengi yürüteceğim. Dibine bir beyaz. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topluyorum. Bir yeşil, iki beyaz. Bu şekilde. Şimdi arttırmamızı yapacağız. Dördüncü sıradayız. Tepe noktasına bir. Hemen buraya da bir fıstık yapıyorum. Arttırmayı yapıyorum. İkili topladım. Dördüncü fıstığı tamamladık. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane oldu. Karşı dilime geçiyorum. Yeşilde aradan yürütüyorum. Yine dibine bir. Kapalı fıstıkla başlıyorum. Aynı şekilde yapacağız zaten. Üst tepesine bir. Kapatmıyorum. Dibine bir. Hafiften arada yeşili çekelim. Bir ileriye bir.
Üçünü birlikte topladım. Burada bir beyaz fıstıktan sonra yeşile geçiyoruz. Hemen yine tepeye yeşil fıstığı aldım. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir yeşil yine. Dibine bir yeşil. Beyazı yürütüyoruz arkadaşlar. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir yeşil. Bırakıyorum. Yeşili beyaz alıyorum. Yeşil de aradan yürüteceğim. Şu şekilde. Dibini bir. Bir ileriye bir. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte topladım. Bir zincir, yine arttırmamızı yapacağız. İkili toplayacağız. Tepe noktasına bir, dibine bir. İkisini birlikte topladım. Zincirimi çektim. Bir sonraki dilime geçeceğim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 fıstığımız var gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıra başına kadar aynı metotla bu iki dilimi yaptığımız gibi sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladım. Bu şekilde 4 fıstık oldu. İlk yaptığım yere kaydırma yöntemini sabitledim. Şimdi 5. sıramızdayız yine. Yeşil ipimi de burada işim bittikten sonra sonucudan sonra kestim arkadaşlar. Yine bir kapalı fıstık yaptım. 5. sıradayız. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir yapacağım ama yaprağımızın ortasına geldik. Çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Sizler hangi renkte yapmak istiyorsanız o renk ipinizi alın. Buraya bu şekilde tam ortaya sabitleyin. Beyaz renk ipimizi de yürüteceğiz. Arada onu da araya aldım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. İpim bir tık ince arkadaşlar. 4 doluyorum ben. Dibine bir. İpimi bıraktım. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Bu ipimle işim bitti. Aslında işim bitmedi arkadaşlar. Siz yürüterek buraya kadar devam edebilirsiniz. Ama ben bu geçişlerde renkli ipin görünmesini istemediğim için tekrar tekrar bağlayarak devam edeceğim. O yüzden buraya bir zincir çektim. İpimi koparıyorum. Siz yürüterek devam edebilirsiniz diğer yaprağa kadar. Yani full bu sıra bitene kadar. Kopardım. Şimdi dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Devam ediyorum. Arttırmamızı yapacağız. 5. sıradayız. Hemen buraya bir,
Arttırma yapacağımız için sonda ikili topluyoruz. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. 3, 5 tane fıstığımız oldu bu şekilde. Bir zincir çektim, devam ediyorum. Bu sırayı nasıl yapmışsak yine aynı şekilde diğer dilimlerimizi de yapalım arkadaşlar. Sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladım. Ben ipi kırın, tekrar bağlayın isterseniz dedim ama farklı renklerde yaparsanız da ipi kırmanız gerekiyor ama tek renk çiçek yaparsanız kırmadan da dönebilir veya kırabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu şekilde iki renkli yaptım. 5 fıstığımız oldu. 5. sıramız. 6. sıramızdayız. Altıncı sıramızda devam ediyorum. Yine bir fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepesine bir, dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Şimdi yeşil renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Bir fıstık yaptıktan sonra tekrar yapraklı kısmımızı yapacağız bu sırada. Hemen buraya sabitledim. Beyazı da yine yürüteceğim. Hemen buraya bir fıstık yaptım. Tekrar buraya dibine bir. Beyazı çok hafif çekelim arkadaşlar. Bir ileriye bir, üçünü birlikte kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir yeşil, yeşili bırakıyorum, beyaza geçiyorum. Bu defa yeşil rengimi yürüteceğim. Tekrar dibine bir beyaz, bir ileriye bir beyaz, bir yeşil, iki beyaz fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Buraya sabitledim. Hemen yine buraya bir yeşil. Dibine bir yeşil. Bir ileriye bir yeşil, beyazı yürütüyorum. Yine tekrar ediyorum, unutmayın arkadaşlar. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tepeye bir yeşil, yeşili bırakıyorum. Beyazla devam edeceğim. Bu sırada yeşil yaprağımız bitti. Ama yeşil renk ipimi yürütüyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir şu şekilde göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Yine arttırmamı yapıyorum. Sonda ikili topluyorum. İkisini birlikte topladım. Arada bir zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Biraz önce nasıl yapmışsak bu dilimimizde aynı yapacağız arkadaşlar. Bir kapalı fıstık yaptım. Tepe noktasına bir, dibine bir, bir ileriye bir, üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar yeşil renk ipimi alıyorum. Tepe noktasına bir yeşil. Dibine bir. Bir ileriye bir yeşil.
üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tepe noktasına bir yeşil bırakıyorum, beyaz alıyorum, yeşili yürütüyorum, dibine bir beyaz, bir ileriye bir beyaz, üçünü birlikte topladım. Tekrar yeşil alıyorum, beyaz yaptıktan sonra hemen buraya bir yeşile devam ediyorum. Dibine bir yeşil. Bir ileriye bir yeşil. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir yeşil bırakıyorum. Yine yeşil dişimiz bitti burada. Bir sonraki dilimde yine devam edeceğiz yeşil yapmaya. İpimizi yürütüyoruz. Bir yeşil, iki beyaz, üçünü birlikte topladım. İkili toplayıp arttırmamı yapıp yine bir sonraki dilime geçeceğim. Bu dilimimizi biraz hızlı yaptım arkadaşlar, biliyorsunuz çünkü bir önceki dilimde yaptığımız aynı şeyi ikinci de üçüncü de dördüncü de hepsinde aynı yapacağız. İki dilimi de tamamladık. Diğer dilimlerimizi de bu şekilde tamamlayalım sıra başına kadar. Evet arkadaşlar, ben modelimizin yeşil kısımlarını, yapraklarını tamamladım bu şekilde. Önlerde dilimlerde birer beyaz, aralarda da 4 tane yeşil fıstık şeklinde. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. sıradayız. Yine çiçeklerimizin arasına, yaprakların arasına çiçeğimizi yapacağız. Hemen yine bir fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım, bir zincir, tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir, bir ileriye bir, üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, hemen buraya, dibine bir, buraya bu renkli, hangi renkli yapmışsam bu sırada o renk çiçeğimi koyacağım ben yine. Sizler de hangi renk örüyorsanız o renk ipinizi alın arkadaşlar. Hemen buraya, ortaya sabitliyorum yaprağın orta kısmına. Tekrar batıyorum sağlam olması için. Beyaz da yine yürütüyorum. Hemen buradan üçüncü fıstığı alıyorum. İki beyaz, bir renkli ipimle üç fıstığım var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tepe noktasına bir, dibine bir, bırakıyorum. Beyaz renk ipimi aldım. Bu renk ipimi de yürüteceğim. Üçünü birlikte topladım. Tekrar beyazla bir fıstık, dibine bir, yine beyazı bırakıyorum, renkli ipimi alıyorum, yeşilin arasına geldiğimiz için çiçeğimizi yapacağız. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir, hemen yine tepe noktasına bir,
Dibine bir bırakıyorum. Beyaza geçiyorum. Bir sonraki fıstık arasından da bir beyaz alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bu renk ipimle devam etmeyeceğim. Siz aynı renk görüyorsanız yürütebilirsiniz veya kesip tekrar bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ipimi de buraya sabitleyeceğim. Bununla işim bitti. Şu şekilde bir zincir çekip bunu kestim. Yine sıra sonuna kadar artık beyazla üçlü toplayacağım. Dibine bir kapatmıyorum. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir arttırmamızı yapıyoruz bu sırada. Buradan da tekrar dibinden de bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, bir sonraki dilime geçeceğim. Bu şekilde arkadaşlar 3, 6, 7. sıradayız. 7 fıstığımız var. Bu sırayı nasıl yapmışsak diğer dilimlerimizi de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Video çok uzayacağı için aynı işlemi yapacağımız için ben sadece bir dilimi gösteriyorum. Aynısını yapamazsınız. Videoyu geriye sararak tekrar izleyerek diğer motif dilimleri de yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım bu sıramızı. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Çiçek sıramı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırayı tamamladım bu şekilde. Şimdi 8. sıradayız. En başa geldim. Devam ediyorum yine. Hemen bir kapalı fıstıkla başlıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde 3 tane birinci yaptık. 2 fıstık daha üçerli toplayalım. 3 tane fıstığı yaptım arkadaşlar. Üçerli üçerli topladım. Şimdi 3 fıstıktan sonra yeşil renk ipimizi koyacağız. Yine yaprak kısmına geldik. Yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengimi buraya sabitleyeceğim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Beyaz renk ipimi de yürütüyorum yine. Dibine bir. Bir ileriye bir. Beyaz ipimizi hafiften çekelim, toplanma olmasın. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepesine bir. Yine bırakıyorum ipimi. Dibine bir. Yeşil renk ipimizi burada sabitleyip keselim arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Hemen dibine yeşil renk ipi aldım. Bir tane zincir çektim. Yeşil rengimizi koparmayalım ama yürütelim arkadaşlar. Kesmeyelim, vazgeçtim. Yürütmeye devam edelim. Bir yeşil, bir beyaz, bir sonrakinden de bir beyaz fıstık alıyorum. Benim biraz önce kafam çiçeklerin yapımına gitti, orada kestiğim için. Yine kesmem gerektiğini düşündüm. Kusura bakmayın. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. Bu dilimde, bu sıramızda sadece bir yaprağımız var. Daha sonra yine üçerli üçerli toplayarak sıra sonuna kadar gideceğim.
En sonunda da ikili toplayıp arttırma yapıp bu dilimimizi tamamlamış olacağım. Sonra bir sonraki dilime geçeceğiz. Üçünü birlikte topladım, kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, dibine bir, bir sonraki fıstık arasına bir. Katını aldım, önemli değil. Ben onu sonra düzleyeceğim. Buradan da bir fıstık aldım. Üçünü birlikte topladım. Kaç fıstığımız oldu? 3, 6, 7. 8. sırada olduğumuz için yine sonda ikili toplayarak arttırmamızı yapıyoruz. Bu ikili toplamayı unutmayın arkadaşlar. Her sırada bir fıstığımız artıyor. 6, 7, 8 diye devam ediyor. İkisini birlikte topladım. Arada iki zincir, yine yeşil rengimi yürütüyorum. Bir sonraki dilime geçiyorum. Yine burada 3 fıstık yapıp daha sonra yaprağımızı koyacağız yeşil. Daha sonra da sıra sonuna kadar yine üçerli toplayıp sonda ikili toplayarak 8 fıstığa kadar ulaşacaksınız. Sonra yine aynı şekilde bir sonraki dilime geçeceksiniz. Bu dilimi nasıl yapmışsak yine aynı şekilde bütün dilimlerimizi yaparak tamamlayalım. Yapamazsınız, videoyu biraz geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. 8. sırayı da tamamladık. Yeşil tekli yeşil yapraklı kısım. Bu şekilde. Şimdi 9. sırayı yapacağız arkadaşlar birlikte. 9. sırada kaldığımız yerden devam edelim. Hemen yine bir fıstık yaparak başlıyorum. Yine bir kapalı fıstıkla başladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Yine üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Hemen dibine bir. Yine yeşil yaprağın ortasına geldik. Çiçeğimizi ekleyeceğiz. Yapacağız. Ortasına yine renkli ipimi ekleyeceğim. Beyazla yine yürüteceğim arkadan. Ortaya sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Ortaya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bırakıyorum. Bir tane de beyaz fıstık bir ileriye. Üçünü birlikte topladım. Böylece çiçeğimizi yine yapmış olduk. Yine ipimi burada sabitleyip
Koparacağım arkadaşlar. Ben farklı renk yaptığım için. Bir tane zincir çektim. Bu ipimi burada bıraktım. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir ileriye bir. Yine üçünü birlikte topladım. Sıra sonuna kadar yine üçerli üçerli toplayacağız. Sıra sonuna kadar birlikte örelim bu dilimimizi. Yine üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına, dibine, bir ileriye. Üçünü birlikte topladım. Yine arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıramızdayız. O yüzden burada bir ikili toplayıp arttırma yapacağım. Yine sonda ikili toplayarak arttırmamı yaptım. Zincirimi çektim. Bir sonraki dilime geçtim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün dilimlerimizi yine bunu yaptığımız gibi yapacağız. Bu sıradan sonra ne kadar daha lifimizi büyütmek istiyorsanız yine yıldız tekniğiyle düz olarak yeşille renkli lifimiz bitti. Düz olarak artık yani 10 sıra olsun mu isterseniz, 11 sıra olsun mu isterseniz, bu sıradan sonra 1 veya 2 sıra daha düz yıldız tekniğiyle devam edelim. Daha sonra kenar oyasına geçeceğiz. Dediğim gibi ne kadar büyük istiyorsanız desenimiz bitti. Modelinizi genişletin. Ben de genişleteyim. Tekrardan kaldığımız yerden kenar oyasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, ben modelimizi ilerlettim. Bu şekilde oldu. Çiçekten sonra ben bir sıra yıldız tekniğine gittim. 10. sırada tamamladım. 10 sıra oldu bu şekilde. Dediğim gibi model aslında büyüklük olarak gayet iyi. Bayağı bir büyük bir model. O yüzden benim için 10 sıra yeterli ki, ama siz ki derseniz küçük, ben büyük, daha büyük lif modeli olsun istiyorum. 10 değil de 11 sıra, bir sıra daha yıldız tekniğiyle gidip daha sonra kenar oyasına geçerek genişletebilirsiniz. Oldukça güzel bir model oldu bu şekilde. Gayet güzel, kullanışlı, hem çeyizlik için hem de günlük kullanım için uygun oldu. Ben zaman bulduğum için bizim ufaklık minnoşlardan kenar oyasının bir kısmına gittim. Şimdi sizler için anlatacağım, kaldığım yerden devam edeceğim. Siz istemezseniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Hemen bir örümcek yaptım. Bir sonraki araya geçtim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, hemen bir küçük örümcek. Tekrar üzerine bir örümcek daha yapıyorum. Orta büyüklükte. Tekrar fıstığın tepe noktasına sabitliyorum. Tekrar bir örümcek, üzerine bir örümcek, ikisini birlikte fıstığın üzerine sabitliyorum. Tekrar bir örümcek, üzerine bir örümcek, aynı yere tekrar fıstığın üzerine sabitledim. Bu şekilde oldu. Tekrar bir örümcek yaptım. Bir sonraki fıstık arasına sabitliyorum. Tekrar bir örümcek. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. 3 dolgulu bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bir örümcek. Üzerine bir örümcek. Hemen dibine sabitledim.
Tekrar bir örümcek. İki tane üst üste örümcek yapıyorum. Tekrar fıstığın üzerine sabitliyorum. Bu şekilde tekrar bir örümcek, bir ileriye sabitledim. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Kenar oyasına dediğim gibi istemezseniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben modelimizi tamamladım. Kenar oyasını size anlattığım şekilde bu şekilde tamamladım. Çok güzel, kullanışlı bir model oldu gerçekten. Büyüklük olarak da gayet ideal büyüklükte. Şöyle iyice yakından göstermek istiyorum. Rengi de çok yakıştı. İster çeyizlerinize, ister siparişlerinize örebileceğiniz harika bir model oldu. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.